ciddi faizler götürüyor şu anda doları orada tuttuğunuz sürece. Çünkü neden? Adam doları getiriyor, 33 liradan bozduruyor, koyuyor, sonra geliyor en fazla 34 liradan tekrar bozduruyor, alıp parasını gidiyor. Böyle bir durumdayken... Bu silkeleme konusunu açınca sen benim aklıma Kaddafi'nin yıllar önce, yani 1969 darbesini, devrimini yaptıktan bir kısa bir süre sonra bu işte devrim komuta konsey üyelerini topluyor, zeka testi yapıyor bunlara, işte kim ne kadar zeki diye. Şimdi getiriyor kese kağıdı ve kese kağıdın içine fareleri koyuyor. Ve diyor ki işte Ahmet, Mehmet, sen bu kese kağıdı al, işte örnek veriyorum İstanbul'da işte Taksim'den Karaköy'e. Tabii fare kese kağıdını yiyor o mesafede. O gidiyor aynı, o geliyor aynı, o geliyor aynı, o gidiyor aynı. Ya diyorlar işte, biliyorsun onlarda böyle cumhurbaşkanı, başkan falan yok, kardeş dediler. Evet. Ondan sonra gelin lan diyor. Sizin ne kadar gerizekalı olduğunuzu bak kanıtlayacağım diyor. Alıyor kendisini, bindiriyor herkesi. Alıyorlar işte fareleri, kese kağıdının içine koyuyor. Koyar koymaz kese kağıdını sallamaya başlıyor. Sürekli sallıyor ama sürekli. Sürekli sallıyor. Tabii şimdi kese kağıdının içindeki farelerin feleği şaşıyor. Yani kese kağıdını yiyecek şeyleri kalmıyor. Ne zamanları kalıyor, ne takatları kalıyor. Şimdi bizim gibi toplumlarda ve Türkiye konumuz olduğu için, Türk toplumu sağlıklı düşünmesin diye, insanlar sağlıklı düşünmesin diye hepire kese kağıdının içine sıkıştırılmışız ve sürekli sallıyorlar bizi. İşte evet. Dışarıdan sallasınlar, içeriden sallasınlar, hiç fark etmez. Cehalete yatırım yapılıyor, yani devlet bütçesinden cehalete yatırım yapılıyor bu ülkede maalesef. İşte mesele bu. Mesele bu işte. Özü bak, özü bizim yaşadığımız siyasal, ahlaksal, kültürel, sosyal, ekonomik, mali, aklına ne geliyorsa bütün yaşamımız aslında bu fare kese kağıdı ilişkisi içindedir iktidarlar açısından. Şimdi dolayısıyla hani şey örneğini verdiğin için, Mehmet Şimşek işte istifa, birisi işte çıktı dedi ki Engin Yurt işte istifa edecek dedi. Şu dedi, bu dedi. Sonra işte bir sürü dediğin gibi senin de yok borsa şöyle olacak, yok işte dezenformasyonla işte açıklama yapıldı, bilmem bu oldu bu. Kimse şunu sorgulamıyor. Ya kardeşim, Türkiye bu şu andan itibaren önümüzdeki 11 ay içinde 250 milyar dolar civarında dış borç ödemek zorundadır. Vadesi gelmiş. Bak 250 sadece, milyar civarında. Sadece ilk 7 ayda 600 milyar liranın üzerinde faiz ödedi Türkiye. Ve yıl sonuna kadar 1 trilyon lira faiz ödemek zorunda. Hayır, faizi ödersin. Ama bu dış borç. Yani dolar ödemek zorundasın, vermek zorundasın. Yeni alırsın, verirsin. O başka. Ama bu ödenecek. Şimdi düşünsene, sıcak para dediğin için sen. Sıcak parayla bu 250 yaklaşık olarak 250 milyar dolar arasındaki ilişkiyi düşünsene. Eğer bu iktidar 250 milyar doları bulmak zorundaysa, doğal olarak sıcak paranın da girişine izin vermek zorunda. Şimdi sıcak para dediğin andan itibaren 5000 tane soru gündeme gelir. Bu sıcak para kim? Nereden? Neden giriyor? Faiz niye yüksek bizde? Niye dolar şu kadar? Niye işte şu kadar? Niye TL böyle? Niye bankalar böyle? Diye sorgularsın. Ama kimse bunları sorgulamıyor. Evet. Kimse evet. Sorgulamıyor. Bir haberle 3 gün eğleniyoruz. 4. gün yok. 4. gün. Şimdi Sinan Ateş, rahmetli Sinan Ateş cinayetinde. Hep o örneği ben verdiğim için. Şimdi 3 geçen hafta biliyorsun bir tane Filistinli kağıthane tarafından öldürüldü. Ya ertesi gün adamların nereden nasıl kaçtığını bütün görüntüleriyle çıktı. Romanya'da yakalattırıldılar, evet. Ve getirdiler. Peki Sinan Ateş olayında niye yakalamıyorsun katilleri? Değil mi? Niye? Bak Romanya'da
Romanya'da yakalandılar. Adamlar zaten cinayetten 2 saat sonra Bulgaristan'a geçmişler. Gördün mü? Bütün bilgiler var. Demek ki Türk devleti bütün bilgileri anında elde edebilen bir sisteme sahipti. Bu iyi bir şey. Peki Sinan Ateş olayında niye bunu uygulamıyorsan? Niye? Evet, evet, evet. Şeyde ya de bir baron, bir neyi baron Vukotiç vurulduğu zaman adamın Mecidiyeköy'de vurdular viyadüğün üzerinde arabada ve yeri navigasyonla takip ediliyor ve konumu tetikçilere gönderiliyor. Nerede olduğu. Yani bu kadar yakından takip ediliyor. Bunları öğreniyor. Bizim emniyet teşkilatımız da öğreniyor bunların hepsini, bu sistemi. Evet. Bir tek işte çok açık görüntüler var ya. Görüntüler var. Motosikletle katilin kaçırıldığı, işte Gölbaşı'nda araba değişikliği yapılıyor. Motosikletleniyor, arabaya biniyor. Oradan Olcay Kılavuz'un yani yanına dönüyor azmettirici. Sonuçta dosyada Olcay Kılavuz yok. Dosyayı bırak. Dosya kapandı bile. Yani. Dosyası. Dosya yok. Yani bir mahkeme yapıldı. Nasıl bir mahkeme ise biliyorsun. Daha bitmedi gerçi ama yani. Ya tamam da hukuki olarak kapanmamış olabilir. Bir yere gidecek gibi de görünmüyor. İşte onu diyorum. Yani kapandı dedim o. Üstü kapatıldı. Mahkemeye gidersin. 20 yıl gider gelirsin mahkemeden. Olacak ki. Mahkemeler biliyorsun hangi konumda şu anda Türkiye'de. Onun için ben onu söylemeye çalışıyorum. Ve buna benzer günlük bizim gazeteciler olarak hepimizin televizyonlarda, gazetelerde anlatmaya çalıştığımız şu ya da bu şekilde ana başlıklarıyla anlatmaya çalıştığımız konuların tümü evet. Böyle. Bak bugün bir olay tümü. Daha var. Gene dava hukukla ilgili bugün bir olay daha var. Bir dedikodu çıkartılmış. Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 17 ay 15 günlük hapis cezası istinafa taşınmıştı. Karar verildi diye bir açıklama gelmiş bir yerden. O gitti, tamam sen artık çekil kenara denecek neredeyse şeye İmamoğlu'na. İmamoğlu cevap veriyor. Avukatı daha doğrusu cevap veriyor. Diyor ki başvuru üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi tarafından yazıldığı anlaşılan belgede dairemizin 2023-503 esas sayılı dosyayla halen inceleme yapılmak üzere atama beklemekte olup henüz bir karar verilmemiştir diyor. Mahkemeden de böyle bir açıklama geliyor. Şimdi ben atama bekliyor. Yani ne demek atama bekliyor? O da yanlış şimdi. Ne demek atama bekliyor? Şimdi sen onu boş ver. Bunlar büyük hikayeler. Ben gözaltına alınıp 13 Aralık 2016'da sorgulamaya götürüldüğümde savcının karşılığında daha ben içerideydim. Bak ben içeride sorgulanıyorum. İHLAS Haber Ajansı haber geçti. Hüsnü Mahalli tutuklandı. Ben içerideydim daha yani sorgu devam ediyor. Doğru hatırladım. Yani düşünsene senin anlattığın büyük hikayeler ya ben gariban Hüsnü Mahalli'yim. Yani benle ilgili böyle bir tezgah çevrilmişse. Cumhurbaşkanı adayı da değilim diyorsun. Ya nedir bunlar? Yani onun için bu hikayeler gerçekten çok şey. Şimdi şey olayına bak. Özgür Bey'in olayına bak. İşte Abdurrahman Diripak nereden estiyse çıktı dedi ki efendim vuruldu. Niye söylüyorsun bunu? Abdurrahman arkadaşım. O benim okul arkadaşım ya. Evet. Ya niye söylüyorsun bunu? Neye göre söylüyorsun? Vay efendim vuruldu mu vurulmadı mı? Özgür Bey de 3 gün kendini savunma modunda hissetti. Filmler paylaşıyor. Röntgenleri paylaşıyor. Bu mu Türkiye'nin derdi? Evet bu ya. Evet ya. Buna benzer, bir daha söylüyorum. Buna benzer her gün bir sürü saçma sapan hikayeler. İşte Ekrem Bey'le Kemal Bey arasındaki görüşme. Allah ne senaryolar. Efendim ya. Siz yeniden genel başkan olun ben de cumhurbaşkanı olayım demiş. Hayır. Yani. Şimdi benim orada en küçük aldığım şey sözcük şudur. Yani ister muhalif gazeteciler ister öbür taraf çok önemli değil. Kulislere göre ya görüşme Ekrem Bey'le Kemal Bey arasında başka kimse yok. 2 kişi. Hangi polislere göre yutturuyorsunuz topluma ve yalanlarınızı bize yutturmaya çalışıyorsunuz? Kulislere göre. Adını açıklamayan kaynağımıza göre. Şimdi kaynağı?
Eski gazetecilik yıllarından bir hikaye var. Söylediğine çok uygun. Çetin Emeç zamanında, Çetin Emeç çalıştığı gazetelerden birinde, Milliyet ve Hürriyet'te çalıştı. Hangisi olduğunu da söylemeyeceğim. Birinde bir arkadaş bir haber yazıyor. Güvenilir kaynaklara göre diyor. Çetin Bey diyor ki, arkadaşı diyor, çağırın diyor, gelsin diyor. Yaz işleri toplantısına geliyor. Ya diyor, bu özel kaynaklar, yani güvenilir kaynaklar senin vücudunun bir yeri mi diyor. Ne demek efendim diyor, ne demek. Yani oradan mı uydurdun kardeşim diyor. Doğru ama. Oradan mı uydurdun diyor. Çünkü öyle acemice bir güvenilir kaynaklar meselesi vardır ki, özellikle yandaş medyada, İşte bilin çevreler, güvenilir çevreler, işte İslami çevreler ya da güvenilir kaynaklar hep böyledir. Yani ciddi adam gibi birinin de bir açıklaması yoktur genelde. Tam bir algı operasyonu. Tamam da bu bizim muhalif gazetecilerde de var. Yani var. Katılıyorum. Doğru. Muhalif geçinen daha doğrusu tiplerde de var. Polislere göre. Ya da bizim özel olarak edindiğimiz bilgiye göre. Ya senin edindiğin özel bilgi ya Kemal Bey'dir ya Ekrem Bey'dir. Yani nasıl oluyor bu? Orada ikisi, kimse de yok yanlarında. Teke tek görüştüler. Nasıl oluyor? Ya Ekrem Bey o zaman çıksın anlatsın, ya Kemal Bey çıksın anlatsın. Gene bugün... Onun için bir daha söylüyorum. Bütün bu hikayeler bana göre. Bütün bu günlük yaşamımızda İşte dedikodular, saçma sapan işte haberler, 3 günlük balonlar, 4. gün sönen saçmalıklar, hepsinin özünde tek bir amacı var. Toplumu geri zekalaştırma, salaklaştırma, düşünmekten alıkoyma ve aklına gelen bildik sosyal ve kültürel ve ahlaksal ve psikolojik savaşın birer parçasıdır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir şey göstereceğim. Cengiz diye bir klasörümüz var arkadaşlar. Açar mıyız onu? Şimdi bir haftadır bu Rus oligarkın villası, Vaniköy'deki villası yandaş medyanın manşetlerinde. Bugün hala devam ediyor.